Ben de sözlerime başlamadan önce Hitit Üniversitesi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel, 19. olduğuna göre iyice gelenekselleşmiş finans sempozyumunda bulunmaktan çok mutlu olduğumu, memnun olduğumu belirterek konuşmaya başlamak istiyorum. Bir de bir dezavantajımı yine belirtmek isterim konuşmamın başında. İki katılım bankacısının aynı panelde panelist olduğu bir panelde neler konuşulur ilave, tamamlayıcı, onu artık konuşmamın seyri gösterecek. Dün Sakarya'daydık. Sakarya Üniversitesi faizsiz bankacılık alanında bir sempozyum düzenlemiş, kongre düzenlemişti, uluslararası. Güzel bir kongreydi. Bugün de buradayız. Gerçekten bu bizi sevindiriyor. Hep İstanbul'da bu tür organizasyonları görürdük ve katılırdık. Anadolu'da bu organizasyonların yapılıyor olması ve bizlerin burada imkan bulmaları da bizim açımızdan sevindirici. Tabii ben bütünüyle katılım bankacılığından bahsetmek istemiyorum. Uluslararası finansal mimari, yerel finansal mimari, krizin bu finansal mimari üzerinde ortaya çıkardığı değişiklikler ve katılım bankalarının bu sisteme katkıları gibi daha değişik alanlarda görüşlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz küresel finansal kriz 2007 sonu itibariyle başladı ve halen etkilerini sürdürüyor. Ama biz Türkiye'de bundan önceki dönemde her 5 yılda, 10 yılda finansal kriz yaşayan bir ülkeydik. Ve 2001 yılında 2001 yılı finans krizi öncesindeki finansal mimariye baktığımızda Türkiye'de çok sayıda bankadan oluşan yaklaşık 80'in üzerinde bankamız vardı. Küçük, orta ölçekli bankalarımız ağırlıktaydı. Ama oligopolistik bir piyasa söz konusuydu. Yine bugün de benzer bir piyasa söz konusu. 2001 krizi bu mimari bir miktar değiştirdi. Hem sayı değişti, hem regülasyonlar değişti, denetim çerçevesi güçlendirildi. 2001 krizi belki de Türkiye'nin 2007 finansal küresel finansal krize sağlıklı bir şekilde yakalanmasının da temel koşullarından birisini oluşturuyordu, nedenlerinden birisini oluşturuyordu. 2001 krizinden sonra Türk bankacılık sistemi yeniden yapılandırıldı biliyorsunuz. Çok ciddi yapılandırma programları açıklandı ve sektör güçlendirildi. Bu güçlü sektör, güçlü konumunu 2007 yılında da devam ettiriyordu. 2007 yılında Lehman Brothers'ın Ekim'in ortalarında faaliyetlerinin durdurulması, iflas etmesiyle birlikte küresel kriz şiddetini artırdı. Ve dolayısıyla bunun tüm dünya bankaları, dünya finansal sistemi, dünya ekonomileri üzerinde olumsuz etkileri ortaya çıktı. Ama bu dönemde Türkiye özellikle güçlü bankacılık yapısı nedeniyle farklılaşarak, farklı olumlu yönde ayrıştı. Yani dünya ekonomileri
kötüye giderken Türkiye ekonomisi ilk yıl çok ciddi bir, yani 2008 yılı ciddi bir küçülme yaşadı ama bankacılık sektörü büyümesini sürdürdü. Bankacılık sektörünün güçlü pozisyonu aslında Türkiye'nin bu krizi bir anlamda daha hafif atlatması için çok önemli destek sağladı. Tabii zaman içerisinde şunu hiç unutmamamız gerekiyor. Her şey değişiyor belki. Teknoloji değişiyor, iş yapış modelleri değişiyor. Her şey değişiyor ama değişmeyen tek bir şey var. O da krizler. Krizler bizim gerçeğimiz. Ne zaman ortaya çıkıyor? Dengenin ortadan kalktığı, aşırılıkların ortaya çıktığı dönemler aslında krizlere davetiye çıkaran dönemler. Şimdi temel iktisadi faaliyetlerde bir sürdürülebilir bir dengeyi oluşturamamışsanız ve belli alanlarda aşırılıklar ortaya çıkmışsa, belli alanlar hormonlu bir şekilde büyümüşse, bunun sonucunda mutlaka kısa vadede belki bu aşırılığın görüldüğü ekonomik faaliyetler belki diğerlerini de beraberinde yukarıya doğru çekebiliyor. Yani birlikte büyümeyi gerçekleştirebiliyor. Ama orta ve uzun vadede mutlaka bu aşırılıklar bir krizle sonuçlanıyor ve bunu çok yaşadık. Dünya da bunu yaşadı. Dünya krizinin arkasına baktığımızda şunu görüyoruz. Faiz oranlarının düştüğü, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte karlılıkların daraldığı bir ortamda bankalar daha az düzenlenmiş alanlara ve daha fazla kar edebilecekleri, risk iştahlarının daha yüksek olduğu alanlara doğru kayarlar. Bu bir anlamda düzenleme arbitrajı olarak da isimlendiriliyor. Yani daha katı düzenlemelerin olduğu bir alandan daha esnek düzenlemelerin olduğu ya da düzenlemelerin olmadığı alanlara kayarsınız ve daha rahat finansal faaliyetlerinizi yerine getirirsiniz. Bu neydi? Bu dönemde kullanılan enstrümanlar türev ürünler. Tabii türev ürünler aslında reel bir iktisadi faaliyete dayanan ürünler. Ama zaman içerisinde o kadar büyütüldü ki türevin türevi ve artık denetlenemez, kontrol edilemez, etkileri ortaya çıkaracağı etkileri ölçülemez bir noktaya geldi. Ve o dönemdeki tartışmalara bakıldığında yine Amerika'da bu alanın denetlenmesi gerektiği ifade edildiğinde en üst düzeyde Merkez Bankası FED Başkanı, o dönemin FED Başkanı buna karşı çıktı. Bu alanın düzenlenmemesi gerektiğini söyledi. Onun gerekçesi şuydu. Böyle bir alana ihtiyaç var. Bu alanda riski alanlar ne tarz bir risk aldığının farkındalar. Eğer biz bu alanı düzenlersek bu alandaki büyümeyi engellemiş oluruz. Bir anlamda olaya serbest piyasa mantığıyla bakma arzusu içinde oldu. Ama kontrolsüz büyüyen bir alan zaman içerisinde bozuldu. Çünkü daha fazla hacme ulaşmak daha fazla karlılığa yol açıyordu. Ve dolayısıyla kontrolsüz bir büyüme sonunda bizim işte birlikte gördüğümüz bir çöküşü beraberinde getirdi. Ve sadece Amerika kıtasında değil veya Amerika Birleşik Devletleri'nde değil tüm dünyayı derinden ve olumsuz etkiledi. Tabii bu etkilemesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu ürünleri bizzat doğrudan ya da dolaylı olarak almış olan kurumların varlığıydı diğer ülkelerde. Bir diğeri de sermaye akışları, yani sermaye ihtiyacı. Sayın Başkan'ın sunumunda yurt içi tasarrufların yetersizliğinden bahseden bir slayt vardı. %14'ler civarında gayri safi yurt içi hasılaya oranı yurt içi tasarrufların %14'ler civarında. Bunun işte 19'lar 20'lere çıkarılması hedefleniyor. Bu ortalama %25 ve üzerinde olması lazım. Yani kendi kalkınmanızı kendi kaynaklarınızla finanse edebilmeniz için yurt içi tasarruf oranının %25 ve üzerinde olması lazım. Aksi takdirde yabancı kaynaklarla tasarruf yatırım eşitliğini realize etmek zorundasınız. Ve bu da sürdürülebilir bir şey değil. Ve bunu Türkiye çok yaşadı. Mesela Türkiye'nin makro verileri genelde bakıldığında olumlu olmasına rağmen Türkiye hala en kırılgan ülkelerin başında geliyor veya öyle sınıflandırılıyor. Neden? Cari açığı nedeniyle. Cari açık doğal olarak da yabancı fonlarla yatırımımızı, büyümemizi finanse etmemiz anlamına geliyor. Dolayısıyla dünyada finansal mimariye yönelik olarak, tabii yine konuya dönecek olursak, yeni bir finansal mimari ortaya çıkarma çalışmaları başladı krizden sonra. Çünkü krizin temel sebebi aşırılıklardı.
Belki bunu başka bir tabirle açgözlülük olarak da ifade edebiliriz. Yani karlılıkta açgözlülük. Karlı, aşırı kâra odaklanmış bir yapı. Tabii şunu gördü dünya, batmayacak kadar büyük olmak. Bu bir koruyucu, bu bir efsane tabii ama realitesi de var. Yani bir ekonomide siz battığınızda eğer ekonomi ciddi bir yara alabiliyorsa artık o ülke yönetimleri, ekonomi yönetimleri sizi batırma riskini göze alamazlar. Sizi kurtarmak zorundalar. Amerikan ekonomisinde, Amerikan bankacılık sistemine baktığımızda kriz öncesi aslında Amerika'da binlerce banka vardır. Yerel bankalar vardır. Fakat bu Sayın Başkan da çok yakından bildiği Glass-Steagall yasası. Yani bu tekel oluşturmayı engelleyen yasaları da var onların. Daha önce çıkmış. Özellikle sermaye piyasası tarafında önemli fonksiyon ifa etmiş. Fakat bunun da önüne geçerek bu birleşmeleri yine eski FED Başkanı döneminde birleşmelere imkan sağladılar. Çoğu banka bir araya geldi ve ciddi ölçekler ortaya çıktı. Büyük ölçekler ortaya çıktı. Ve tabii bunlar da batmayacak kadar büyük sloganının altında ifadelendirildiler. Fakat Amerika bu batmayacak kadar büyük olmanın ne kadar sıkıntı verdiğini bu kriz esnasında gördü. Batıramadı onları ve çok ciddi kurtarma operasyonları yapmak zorunda kaldı ve ciddi miktarda fon akıttı bu bankalara. Fakat daha sonraki süreçte bu büyük bankaların parçalanması gündeme gelecekti ama ona yönelik düzenlemeler henüz yapılmadı. Ama Türkiye'de BDDK'nın sayfasında da görebilirsiniz. Ya sistemik olarak büyük olan bankalara yönelik yeni düzenlemeler getiriliyor. Yani daha fazla sermaye bulundurma gibi. Hani onları parçalamak, daha küçük parçalara ayırmak belki mümkün olmayacak ama mali bünyelerinin sağlamlığını devam ettirebilme açısından bir koruyucu tampon anlamında daha fazla sermaye yükümlülüğü getirmek suretiyle belki zorlayacaklar bu kadar büyümeyi engellemek için. Bir de tabii leverage dediğimiz borçlanma rasyosunu da belli bir oranda tutmayı öngörüyorlar. Yani yine finansal mimaride ve genel anlamda düzenleme çerçevesinde çok ciddi değişiklikler yapıldı dünyada ve ülkemizde. Özellikle sermaye yeterlik rasyosu, Basel 3 uygulamaları. Basel 3 uygulamaları daha uzun vadeye yayılmışken daha kısa vadelere çekiliyor. Yani uygulama süreleri daha öne alınıyor. Dolayısıyla bankaların önümüzdeki süreçte kriz yaratma potansiyellerini azaltma gayretleri devam ediyor. Peki katılım bankaları bu işin neresinde duruyor? Gerçi Osman Bey ben gelmeden de başlamıştı katılım bankalarını anlatmaya. Ama onun da söylediği gibi benim hayatımın yaklaşık 18 yılı bu sektörde geçti üst düzey yönetici olarak. Dolayısıyla ben de birkaç hususa değinebilirim. Gerçekten katılım bankalarının iş yapma modeli özellikle küresel finansal krizden sonra tüm dünyanın dikkatini çekti. Çünkü katılım bankaları kârı ve riski paylaştıran bir iş modeline sahip. Yani aşırı kârın ve aşırı riskin tek tarafta kaldığı bu modelleri yani klasik konvansiyonel banka modellerini makulleştiren aslında katılım bankalarının işleyiş mekanizmaları. Yani kârı da paylaştırıyor, zararı da paylaştırıyor. Riski de taraflar arasında paylaştırmış oluyor. Fon kullanan ve fonunu bankaya emanet edenler arasında. Bu açıdan bakıldığında çok adaletli bir sistem olduğunu düşünüyorum. Ve krizleri önleyici etkileri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir tarafıyla, pasif tarafıyla bu tasarruf sahiplerinin topladığı fonlara bu paylaşımı yaparken hem riski dağıtırken hem kârı zararı dağıtırken kredi kullandırma tarafında da bazı farklılıklar ortaya koyuyor. Tamamen reel sektörle birebir ilişki kurmak durumunda. Yani bugün katılım bankaları ticareti, üretimi ve tüketimi finanse etmek zorunda. Yani sanal bir işi katılım bankalarının finansmanıyla finanse edemiyorsunuz. Dolayısıyla reel bir işe tekabül etmesi kullandırdığı fonun hem asimetrik bilgi problemini ortadan kaldırıyor. Çünkü vermiş olduğunuz fonun nerede kullanıldığını siz kayıt üzerinde de izleme imkanına sahipsiniz. Klasik bankaların
almış olduğu risklerin daha fazla olmasının temel nedenlerinden bir tanesi bu. Hepsi için söylemiyorum. Yani tüm kreditörlerinde bu risk, bu asimetrik bilgi problemi var diye düşünmüyorum ama genel olarak baktığımızda fonun kullanıldığı yerlerin takip edilmediği bir metotla yıllarca konvansiyonel bankalar çalıştı. Proje finansmanlarını hariç tutuyorum. Çünkü orada paranın nereye gittiğini birebir izlemek durumundasınız. Dolayısıyla katılım bankaları, yani sektör için tartışılan temel hususlardan asimetrik bilgi problemini ortadan kaldırmasa sebebiyle ciddi bir üstünlük elde ediyor. Çünkü kullandırdığı fonlarla ne iş yapıldı ve o fonların geri dönüşünü nasıl sağlayacağına dair bir bilgiye sahip. Dolayısıyla reel sektörü finanse etmesi nedeniyle de doğal olarak ekonomik büyümeye, ekonomiye ciddi katkı sağlıyorlar. Diğer taraftan kullandırmış olduğu fonları bir mal satış modeli çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu için de işlemin başında belirlenmiş olan hem vade kısıtına hem de fiyat kısıtına vadenin sonuna kadar uyum gösteriyorlar. Yani bugün piyasa faiz oranlarının birdenbire çok üst seviyelere çıkması durumunda önünüze şöyle bir yazı bulmuyorsunuz. Yani işte faiz oranınız şu tarihten itibaren şu orana çıkarılmıştır. Bir, iki, krediyi geri ödemenizi işte kredi sözleşmesinin şu maddesi gereği kredinizi işte geri ödeyiniz. İşte 10 gün içerisinde geri ödeyiniz. Bu iki temel husus, yani bu iki baştan bilinen ve vade sonuna kadar değiştirilemezliği olan bu iki temel husus aslında katılım bankaları ile kredi ilişkisine giren sanayici, tüccarı koruyan çok önemli iki temel unsur. Fiyatın değişmezliği ve vadenin de değişmezliği bir anlamda. Ha, bankanızla anlaşırsanız ve sizin de lehinize oluyorsa vadesinden evvel kredinizi kapatma imkanına sahip olabilirsiniz. O bankanın ihtiyarında olan bir şey. Ama hiçbir zaman banka siz eğer onay vermiyorsanız kredisini vadesine eve geri çağırma hakkına sahip değil. Katılım bankaları için söylüyorum. Bu iki temel unsur doğal olarak bu bankalarla çalışan tüccarı rahatlatan ve önünü görmesini sağlayan temel unsurlardan bir tanesi. Tabii yine dünya bankacılık sistemine baktığımızda dünya bankacılık sisteminin KOBİ'leri finanse etme oranının %40'lar civarında olduğunu görürüz. Bu Türkiye'de %27'ler civarında. Dolayısıyla biz hala Türk bankacılık sistemi olarak ekonominin temel direği olan KOBİ'leri finanse etme noktasında hala dünya ortalamasının altındayız. Toplam sektör itibariyle. Tabii bu bazı bankalar açısından, özellikle KOBİ'yi önceleyen bazı bankalarımız açısından doğal olarak bu oranlar daha yüksek seviyelerde olabilir. Fakat katılım bankaları ağırlıklı olarak KOBİ'lerle çalışıyor. Bu önemli bir unsur. Ve ben zannediyorum ki katılım bankalarında ortalama dünya ortalamalarına yakın. Yani KOBİ'ler her zaman için finansa ulaşmakta güçlük çeken, finansa ulaşamayan grubu oluşturuyor. Dolayısıyla bu grubu öncelemek ve bu grubun ihtiyaçlarını karşılamak çok önemli. Türkiye'de şirketlerin %99'u KOBİ. Ve KOBİ'ler toplam istihdamın %76'sını realize ediyorlar. Yani çalışan insanların %76'sı KOBİ tanımlı şirketlerde çalışıyor. İhracatın da zannediyorum %55-60 aralığındaki kısmını KOBİ'ler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla özel öneme sahip alan aslında KOBİ'ler. Ve bu Anadolu şehirlerimizde aslında KOBİ'lerin yoğun olarak bulunduğu şehirler. Dolayısıyla bankalarımızın bir politika belirleyerek özellikle rasyoları düşük olan, kullandırım rasyoları düşük olan bankaların bir politika belirleyerek KOBİ'leri destekleme noktasında daha fazla ön almaları gerekmekte. Evet, bu aşırılıktan bahsetmiştim. Gerçi de bu aşırılığı şeyde de gördük. Tabii krizlere karşı ne tür önlemler alınacak? Dünya uygulamalarına baktığımızda bazı ülkelerin aşırı tepki verdiğini ve bu aşırı tepkinin de aslında günümüzdeki ekonomik problemlerin devamında bir etken olduğunu da görüyoruz. Yani şimdi reaksiyon çok önemli. Yani bir olay ortaya çıktığında o olaya vereceğiniz reaksiyonun boyutu ondan sonraki süreci doğal olarak etkileyecek.
Bizde de genelde bir kriz olduğunda, Türkiye için bahsediyorum, reaksiyoner düzenlemeler yapılırdı. Yani işte bir finansal kriz olmuş, gerekçesi şu, hemen onu yok edelim. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Yani reaksiyoner bakış aslında optimumu sağlayan bir sistemi optimuma taşıyan bir bakış açısı değil. O yüzden dünyaya da baktığımızda kimi ülkelerde aşırı bir parasal genişleme, kimi ülkelerde bunun tersi uygulamalar gördük. Şimdi aşırı genişleme, aşırı parasal genişleme politikası uygulayan ülkelerde şimdi tam tersi, bu paraları nasıl toplarız düşüncesi hakim olmaya başladı ve o da bizi işte her gün Vahdettin Bey'in slaytlarından birisinde o da vardı. Merkez Bankası'nın kararlarına mahkum olduk artık. Yani bugün FED Başkanı yılın faiz artıracak mı? Artırmayacak mı? Bu ay artar mı? Artık lotto oynamaya başladık. Ben tabii bunları birazcık kişisel olarak şey görüyorum. Çok bu Merkez Bankası kararlarına çok takılı kalınmaması gerektiğini düşünüyorum. Her kurumun kendi pozisyonunu Merkez Bankası, özellikle Amerika'da parasal genişlemenin sonunda zaten gelindi. Bunu ilan ettiler ve alımları durdurdular. Önce tahvil alımları yoluyla piyasaya para veriyorlardı. Bunu durdurdular. Şimdi tam tersi, faiz oranlarını artırmak suretiyle bu parayı geri çekecekler. Mutlaka günün birinde bunu çekecekler. Peki biz bunu bildiğimize göre her işletme, her banka, her kuruluş, her organizasyon artık bütün alacağı kararları bu çerçevede oluşturması lazım. Yani döviz fiyatları artar mı? Artar. Yani dövizin faiz oranını yükseltirse Amerika, döviz fiyatları artar. Peki döviz fiyatları artarsa döviz borçlanılır mı? Borçlanılmaz. Yani şimdi öyle bir şey ki biz öyle bir noktaya gelmişiz ki toplum olarak borçtan da para kazanma hesabını gidiyoruz. Ya borç alıyorsun, borcun bir maliyeti olur. Borçtan para kazanılmaz ki. Bizim Türkiye'de bu döviz zede olan insanlarımızın önemli bir kısmı borçtan para kazanma amacıyla bu borçlanmaya gidiyorlar. Çünkü diğer türlü yani geliri döviz, gideri de döviz olan insanlar için bu tarz tartışmalara hiç gerek yok. Zaten birbirini kompanse ediyor. Kim tartışıyor, kim açıkta? Geliri Türk lirası ve maliyetleri de döviz olanlar. Peki o zaman neden maliyetin döviz? Bunun açıklaması yok. Bunun tek açıklaması bizim gördüğümüz, ya döviz kurları düşerse, işte dövizler çok artmazsa, TL'nin maliyetiyle dövizin maliyeti arasında TL aleyhine bir durum olabilirse gibi gibi gerekçelerle insanlar dövize gidiyorlar. Görünen köy kılavuz istemez. Faiz oranları artacak. Bunun zaten kaçarı yok. Bu ay olmasa öbür ay olacak. Yani bunu da görüyoruz. Bir aylık bir kazanç için bu tür şeylere girmek çok anlamlı değil. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var, böyle bir algımız var ya da böyle bir davranış tarzımız var. Bunlara da çok rasyonel davranmak lazım benim kanaatim. Ve insanlarımızın da bu göz göre göre hala bu dönemde bile bunlarla oynayarak, döviz kurlarıyla oynayarak para kazanma arzusunda olmalarını ben gerçekten bir bankacı olarak anlayamıyorum. Tabii bunun bir tarafı da forex piyasaları. Sayın Başkan bir düzenleme yaptı ve zannediyorum yetersiz, yeni bir düzenleme daha yapacak. Çünkü forex piyasalarında iki tür işlem yapılıyor. Bir tanesi gerçekten hedging dediğimiz, yani bir kendinizi sağlama alma, yani güvene alma işlemleri yapıyorsun. Döviz borcunuz varsa döviz alımı yapabilirsiniz. Döviz ödemeniz varsa ve bir tanesi de para kazanma, kısa vadeli para kazanma. O alanlar tabii doğal olarak çok iyi düzenlenmesi gerekiyor. Bu Amerika'daki türev ürün piyasasının düzenlenmesinde geç kalınması gibi, orada da geç kalmadık inşallah çünkü Sayın Başkan o alanda epeyce bir çalışma yapıyor. Yani sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Bir sinek sürekli yani hep vallahi ben anlamadım zaten, evet. Şunu söyleyebilirim. Biz faaliyette bulunduğumuz katılım bankacılığı alanında kamu katılım bankaları devreye girdi. Tabii biz bunu hani bir özel sektör banka genel müdürü olarak bir kısaca değerlendirmek isterim. Biz kamunun bu sektöre gelmesini arzuladık açıkçası. Birkaç nedenle arzuladık. Bir tanesi bu sektörde
ne kadar sermaye koyduysak o kadar büyüdük zaten. Yani bugün Türkiye'de büyümenin önündeki en önemli engel aslında sermaye. Eğer sermayeniz varsa büyüyebiliyorsunuz, sermayeniz yoksa büyüyemiyorsunuz. Dolayısıyla yeni sermayedarların piyasaya girmesi, bu piyasaya gelmesi çok önemliydi. Bu devletten olabilirdi, özel sektörden olabilirdi. Devletten oldu şimdilik ama özel sektörden de zaman içerisinde yerli yabancı gelecektir tahmin ediyorum. Çünkü Osman Bey de bahsetti, bizim 2025 strateji belgesi hazırladık. Bu strateji belgesinde katılım bankalarının %15 toplam sektörden alacağı payın %15'e ulaşacağını varsaydık, öngördük. Bu da 180 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor. Şu anda 40 milyar dolar civarındayız. Aktif toplamımız. Onun 180 milyar dolara çıkması için yeni oyunculara ihtiyacımız var. Sağlam oyunculara ihtiyacımız var. İkincisi devletin olmasının bir de bu sektöre güveni artıran bir unsur olduğu kanaatini taşıyorum. Bu sektör süreç içerisinde zaman zaman kapatılma riskleriyle karşı karşıya kaldı belli konjonktürlerde. Şimdi devletin bizatihi bu alanda yer alıyor olması, bulunuyor olması doğal olarak bu sektörün devlet nezdindeki meşruiyetini de, vatandaş nezdinde ciddi bir meşruiyeti var ama devlet nezdindeki meşruiyetini de katkı sağlıyor. Bir başka konu, yine biz devletle olan görüşmelerimizde özellikle hükümetle kamu katılım bankası kurulma sürecinde bize söyledikleri şuydu. Biz katılım bankalarının ulaşamadığı kitlelere de bu yöntemle ulaşmak istiyoruz. Yani şunu söylemişlerdi. Atıyorum Artvin'de hiçbir katılım bankası yoksa eğer kamu katılım bankası kurulması suretiyle Artvin'de bir şube açılması ve o bölgedeki insanların da faizsiz enstrümanlara ulaşımının, erişiminin sağlanmasıydı. Bu da çok önemliydi. Bu hem sektörü büyütebilecek hem de gerçekten de bir anlamda finansla demokratikleşmeyi sağlayacak bir yaklaşım tarzıydı. Eğer bunları yapabilirlerse Osman Beyler, ki biz onun takipçisiyiz. Yani yapmaları için takipçisiyiz. Yapabilirlerse hem sektör büyüyecek hem de Türkiye'nin her noktasına faizsiz ürün ve hizmetler bu bankalar eliyle ulaştırılacaktır. Sayın Başkan, bilmiyorum hızlı konuştum ama zamanımı kullandım mı? Tam vakitli. O zaman şimdilik ben teşekkür edeyim. Herhangi soru cevap kısmında soru olursa cevaplandırırım. Soru cevap kısmı olacak. Peki, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Soru veya yorum. Buyurun. Şimdi gerçekten iki katılım bankamızın üst düzey yöneticilerinin burada olmasından çok memnun oldum. Çünkü çok merak ettiğim bir şey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam biri TMSF bünyesinde, biri de kamu sermayeli olmak üzere Türkiye'de 5 katılım bankası var. Hazır Halk Bankası'nın bireyselden sorumlu yöneticisi de buradayken şöyle bir soru sorayım. Gerçekten merak ediyorum. Öğrencilerim de soruyor bunu ama ben dedim gideceğim dedim. Orada da iki katılım bankamızın yöneticisi olacak. Öğrenirim dedim. Şimdi katılım bankasındaki mal hareketini, yani varlık hareketini anladım. Onda bir sorun yok. Stok alacağım, makine alacağım, taşıt alacağım veya işte konut alacağım bireysel olarak. Fakat şöyle bir durum var. Şunu örnek vereyim. Şimdi diyelim ki benim Halk Bankası'nda mevduat hesabım var. Herhangi bir katılım bankasında da katılım hesabım var. Bir tanesi bana faiz ödüyor, bir tanesi bana kar payı ödüyor. Şimdi ihtiyacım oldu. Nedir ihtiyacım? Tatil yapacağım. Ya da çocuğun okul taksidini ödeyeceğim ya da başka bir şey. Ama bir mal değil. Bir şeye ihtiyacım var, paraya ihtiyacım var. Şimdi Halk Bankası'ndaki sistemi biliyorum. Halk Bankası 12 ay vadeli olarak alacağım. Halk Bankası'na gittiğim zaman işte bana parayı bir vadesi hesabıma aktaracak. Oradan parayı çekeceğim, işimi göreceğim. 12 ayda her ay taksitle ödeyeceğim bunu. O taksinin içinde de faiz, BSM ve KKDF olacak. Peki bu veya bir işletmeyim diyelim. Bir mal almayacağım ama ya maaşları ödeyeceğim, nakit ihtiyacım var veya vergi ödeyeceğim veya SGK primi ödeyeceğim. Aynı şekilde ticari olarak gidiyorum. Halk Bankası'nda bunu biliyorum ama bir katılım bankasına gittim. Şimdi katılım bankasına gittiğim zaman böyle bir kredi verir mi bana? Bir ihtiyaç kredisi bu, bir mal yok işin içinde. Veriyorsa buradaki sistem ne? Benim merak ettiğim bu. Teşekkür ederim. Pardon hocam, bir tanıyabilir miyiz? Pardon, Profesör Doktor Mete Doğan. Teşekkür ederiz. Osman Bey mi cevaplıyor?
Evet, tabii zor bir soru. Şöyle zor, yani %100 karşılayamıyoruz ama kısmen karşılayabiliyoruz. Bir defa o yani nakit para alma yönüyle olaya baktığımızda katılım bankalarına yararlanamıyorsunuz. Yani tatile gitmek için tatil kredisi kullanamıyorsunuz. Veya işçi ücretlerini ödemek için bir kredi, yani maliyeti olan yani bir kredi tanımı bağlamında bir kredi kullanamıyorsunuz. Ha, ne yapıyor katılım bankaları? Eğer çok iyi müşterisi ise ve çok kısa vadeli bir ihtiyaçsa bunu farklı yöntemlerle karşılama yoluna gidebiliyorlar. Gidiyorlar da demiyorum. O karzahsen dedikleri kar payısız, maliyetsiz bir fon, geçici bir fon vermek suretiyle. Yani katılım bankalarına mutlaka bir hizmetin veya bir malın finansmanı gerekiyor. Yani başka yolu yok. Yani düzenlemeler de böyle, uygulamalarımız da böyle. Dolayısıyla böyle bir sorun var. Yani bir konvansiyonel bir bankadan hizmet almak istemeyen bir kişinin tüm ihtiyaçlarını kavrayabiliyor mu bu sistem diye bir soru sorulduğunda, yani %100 diyemeyebiliriz, yani kavrayamaz. Çünkü maliyetsiz para vermek her zaman herkese mümkün olmaz. Dolayısıyla böyle bir sorunumuz var. Nasıl çözeceğimizi artık süreç gösterecek ama şu anda çözümü yok yani. Çok teşekkür ederim. Gerçekten aydınlandım. Ben teşekkür ederim. Çorum'da bir yüksek okulumuz olur mu diye başladığımız bu 1970'li yıllardaki hevesimizi daha sonra birkaç fakülteyle devam ettirip bugün Hitit Üniversitesi gibi hemen hemen 10 yıllık maziye sahip bir üniversitenin çatısı altında toplanmış olmanın mutluluğu içerisindeyim. Bir Çorumlu olarak size de bu mutlulukla hoş geldiniz, Çorum'a şeref verdiniz demek istiyorum. Teşekkür ederim. Tabii bunu söylemek için söz aldım ama bunu söylerken tabii bu arada birkaç tane de soru sormak istiyorum. Bu özellikle gündemde katılım bankaları öne çıktı. Şimdi Türkiye'de Ziraat Bankası, Devlet Bankası olarak bir katılım bankası kurdu ve faaliyetine başladı. Aynı dönemlerde gene bir kamu bankası olarak Halk Bankası da katılım bankası kuracağım diye yola çıkmıştı. Ama geçen haftalarda bir açıklama yapıldı. Mevzuat buna el vermiyor diye. Şimdi her ikisi de kamu bankası olduğuna göre ki İkisinin arasında elbette bir fark var. Bir tanesi tamamen kamu bankası, bir tanesi de borsada hisse senedi olan sermaye piyasası kanuna tabi bir şirket. Dolayısıyla her ikisinin de bu kamu bankası olma hüviyeti öne çıkmış olmakla beraber acaba Halk Bankası'nın önündeki yasal engel nedir diye onu merak ettim. İkincisi biraz önce Katılım Bankası'nın genel müdürü arkadaşımız dedi ki bu tür katılım bankalarının kamu bankacılığı hüviyetinde kurulmuş olması ayrıca sektöre bir güven getirir. Sektörün de bu tür bankalarda toplanan fonların da gelişimini sağlar diye. Tabii buna inanmak istiyorum ama bir diğer taraftan da Halk Bankası, Ziraat Bankası aynı zamanda bankacılıkla ilgili esas görevleri bu olan bankalar. Şimdi aynı zamanda katılım bankaları açtıklarında rekabet yasağına girmiyorlar mı? Ki en azından Türkiye'de bankaların yönetim kurulunda görev almak istenildiğinde ya da her iki bankanın yönetim kurulunda görev alınamadığı, bunun bile rekabet yasağına girdiği düşünülecek olursa o zaman ana banka Halk Bankası katılım bankasının sahibi, dolayısıyla bütün kararların üzerinde olacak. Böyle bir rekabet yasağı ile de sanki çelişecek. Bunlar mutlaka düşünülmüştür ama tabii bu rekabet yasağından ya da buradaki acaba katılım bankalarını kuralım, ekonomiye kazandıralım. Daha sonra da bunu özel sektöre satarız, özelleştirir düşüncesi de bunun arka planında var mı? Teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bunun objektif cevabını benim vermem lazım. Ben özel sektörü temsilen kamu olduğu için. Birincisi Halk Bankası'nın izin sürecinin akamete uğramasının temel sebebi kanundan kaynaklanıyor. Hiçbir verilen izin süresiz olmuyor. Yani bir kuruluş izni aldığınızda onu 6 ay içerisinde belli sürece getirmeniz lazım.
Hasan Bey'in de bahsettiği gibi belli bir kaynak temini noktasında herhalde bir gecikme yaşandığı için mecburen onu iptal ettirmesi gerekiyor ki tekrar izin alsın. Yani bu belki böyle bir kamusal, yani bir iletişim yapılamadığı için belki böyle bir tereddüt ortaya çıkmış olabilir. İkincisi, bu iki bankanın da yönetim kurulunda görev almak bir aykırılık teşkil etmez. Sebebi aynı sermaye grubunun iki iştiraki, iki kurumunda aynı kişilerin yer alması mümkün. Sizin de şirketlerinizde yani aynı kişiler yönetim kurulunda yer alacaktır. Farklı sermaye grupları ve aynı alanda faaliyet gösteriyorsa orada bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. O zaman zaten BDDK ona müsaade etmiyor o durumlarda. Dolayısıyla bir bankanın bir başka iştirakinde bu olabilir. Üçüncüsü, özel sektör bankaları da katılım bankası kurabilir. Yani sadece kamuya tahsis edilmiş bir özel bir alan değil bu. Dolayısıyla 300 milyon dolar sermaye koyabilecek herkes, herkesten kastım itibarı ve mali gücü olan kişi ve kuruluşlar katılım bankası kurabilirler. Bunun önü açık. Yani orada özel bir tanımlanmış bir yetki yok kamuya. Bir başka husus, 3 tane bir soru geldi. Yani burada bir şey, hani devletin bir yok, ona ben giremem, o sizinle sizi ilgilendiren bir nokta. Yani aslında temel şeyler, teknik şeylerden kaynaklanıyor. Teknik temelleri var konunun. Ona kısa bir katkı olsun diye cevabım. Özür dilerim. Bir de rekabet vardı. Biz şunu söylüyoruz, hep söyledik, biz rekabetten çekinmiyoruz. Aslında rekabet tarafında cevap verilmesi gereken biziz. Yani özel, yani kamu daha güçlü görülüyor ve özel sektör daha güçsüz. Ben hep şu örneği veriyorum. Türkiye'de bugün en büyük banka aktif büyüklüğü Ziraat Bankası, ikinci sırada gelen banka İş Bankası, yani özel sektör bankası. Dolayısıyla özel sektörde işini iyi yaptığı sürece çok da rahat rekabet edebilir. Biz de çok rahat rekabet edebileceğimizi hem biliyor ve hem görüyoruz ve 30 yıldır da bunun tecrübesine biz sahibiz zaten. Dolayısıyla öyle bir avantajımız da var piyasaya erken girmiş olmanın. Dolayısıyla hoş geldiler, safa geldiler diyoruz. Herhangi bir korkumuz yok. Teşekkür ediyorum. Vaktimizi bir hayli açtık ama çok verimli bir tartışma oldu diye düşünüyorum. Sunumları için bütün panelistlere, sabır, ilgi ve dikkatiniz için siz değerli katılımcılara çok teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Gülüyor)